Yeni gün başlıyor programından herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyoruz. Bugün 15 Şubat Salı. Kış mevsiminin son ayı olan Şubat ayının da yarısını geride bırakmış durumdayız. Artık yavaş yavaş böyle ne kış geçirdik ama kış iyiydi, sıkıydı, iyi yağdı. Barajlar da epey doldu maşallah. Bu sene sıkı kış e, su sorunu yaşamayız evelallah gibi muhabbetlerin artık başladığı ve kıvamına geldiği, geleceği vakitlerdeyiz. Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınıyla karşınızdayız. Bizleri... Gerek radyolarından, gerek televizyonlardan, gerekse internet aracılığıyla takip eden herkese hayırlı sabahlar, hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyoruz. Şayet seyir halinde bizleri takip ediyorsanız kazasız belasız yolculuklar diliyoruz size. Evet kış mevsimindeyiz ama sizi tabii ki yine bilemiyoruz. Kendi açımdan söylemek gerekirse yine güzel bir sabaha uyandık. Evet soğuk var ama rüzgarın olmayışı havanın daha da yumuşak olmasını sağlıyor. Dolayısıyla nispeten yine bir önceki güne oranla oldukça güzel yumuşak bir sabaha uyandık. Gün içerisinde de yine benzer bir şekilde hava devam ettiği takdirde güzel bir gün hava koşulları bakımından bizi bekliyor demektir hayırlısı diyelim. Ama ne olursa olsun biz yine de iyi olmayı bırakmayalım. Hava iyi olursa biz de iyi oluruz, kötü olursa biz de kötü oluruz değil de hava iyi de olsa, kötü de olsa biz iyi olmaktan, iyilikten yana olmaya devam edelim. Çünkü yeryüzünün iyilere, iyi insanlara ihtiyacı var. En az bizim ihtiyacımız olduğu kadar iyilik yeryüzünde hakim oluncaya dek iyilik mücadelemize devam edelim inşallah. Ve bu vesileyle de tüm iyilere selam olsun. İyiden yana olanlara, haktan yana olanlara ve hak mücadelesi verenlere selam olsun diyoruz. Lale Gül TV ekranlarında, Lale Gül FM frekanslarında sizlerle birlikteyiz. Yeni gün başlıyor programında. Program boyunca bize ulaşmak isterseniz WhatsApp üzerinden yazılı mesajlarınızı bize ulaştırabilirsiniz. Bunun için de 0549 693 82 82 numarasını kullanabilirsiniz. İsterseniz gündeme dair yorumlarınızı bizlerle paylaşın. Haberleri karşı yorumlarınızı paylaşın. İsterseniz gönlünüzden geçen herhangi bir duygu, düşünceyi bizlere ulaştırın. Tek kriterimiz var o da saygı çerçevesinde Aynı düşünmek zorunda değiliz. Hatta mümkünse farklı düşünceleri ortak bir potada eritelim, bir havuzda toplayalım. Birbirimizle farklılıklarımızla birlikte var olma mücadelesi verelim ama yeter ki birbirimize ve düşündüklerimize, inandıklarımıza saygı duyalım. Onun dışında bir problemimiz yok. Gazetelerin öne çıkan haberlerini, birinci sayfa haberlerini, başlıklarını sizlere aktaracağız duymak ve görmek isteyeceğiniz türden haberlerle güne iyi bir başlangıç yapabilmeniz adına seçici davranmaya çalışacağız. Ama öncesinde Covid tablomuzu aşağı haritamızla birlikte ekrana getiriyoruz. Aş haritamız ekranda COVID tablomuzla birlikte arzu ederseniz sizler şöyle bir haritaya göz gezdirirken ben de sayıları sizlerle paylaşmış olayım. Yurt genelinde dün için dün itibariyle 438.553 Covid testi yapılmış durumda. Bunlardan 76.632'si pozitif olarak neticelenmiş. 266 vatandaşımız hayatını kaybederken 74.936 iyileşen sayımız bulunuyor. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletiyor. Hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz. Dünyanın birçok noktasında işte gelişmeler var COVID ile alakalı. iki durum birbirine paralel olarak devam ediyor, gelişmeye devam ediyor. Birincisi ülkelerin bir çoğunluğu, bir çoğu artık tamamen normalleşmeye dönmüş durumda. Kısıtlamalar ardı arkasına kaldırılıyor. Son olarak İngiltere'de de yine maske eee zorunluluğu kaldırılmıştı. İsveç'te, İsviçre'de benzer çalışmalar yapılmıştı. Bu gelişmeleri gördüğümüz gibi bir de dünya genelinde bir aşı karşıtları durumu var. İşte ee sembol olan eylemler Kanada'da başladı. Kanada başkenti tamamen etkisi altına aldı ve diğer şehirlere de yayıldı. Oradan Amerika'ya geçmeye çalıştı. Amerika'da önlemler alındı. Yanı sıra Avrupa'ya da sıçrayan bu işte kamyoncuların başlatmış olduğu aşı karşıtı eylemler Avrupa'ya da sıçradı. Hollanda'da, Finlandiya'da gördük. Paris'te ciddi önlemler alındı. O göstericilerin Paris'te de eylem yapmalarının önü alındı. Bir taraftan da böyle çalışmalar var. Peki neden? Bu tamamen bir aşı karşıtlığı mı? Evet aslında aşı karşıtları bunu yapıyor. Aşı olmak istemeyenler, aşıya mecbur bırakanlar yapıyor. Ama bizim ülkemizdeki gibi bir durum yok. Hoş bizim ülkemizde de aşı zorunluluğu da yok. Amenna ama Kısıtlamalar ya da mecbur bırakılan durum bizim ülkemizdeki gibi de değil. Hani deriz ya bazen yatıp kalkıp şükretmek lazım diye hakikaten öyle bir durum var. Zira bu bahsettiğimiz ülkelerde aşı olmamakla beraber o PCR zorunluluğu devam ediyor. Bu PCR testlerin ücretleri kişilerin maaşlarından kesiliyor. Aşı olunmadık her ay ücretlerinden kesintiye uğrayan insanlar var. Bazı noktalarda ve işte tamamen ikinci sınıf üçüncü sınıf muamele görüyorsunuz bir takım restoranlara tiyatrolara sinemalara stadyumlara gidemiyorsunuz ve daha önce söylediğimiz şey aslında vuku buluyor yani Avrupa insanı Batı insanı konforunu yitirmeye başladığı zaman sokağa çıkar ayaklanır işte Benzer durum burada var. Evet, aşıya karşılar, aşı olmak istemiyorlar. İçeriğiyle ilgili soru işaretleri var, bilinmeyenleri var. Amenna. Ama onları sokağa döken, böylesi eylem yapan, hatta hükümeti istifaya davet edercesine böyle bir e, küresel vari hareketlerin içerisine sokan asıl şey konforlarının ellerinden alınıyor olması. O konfor alanlarından e, çıkarılıyor olmaları gerçi. Bunu da unutmamak lazım. Ee, biz de bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? Eylem yapalım. Hadi e, hükümet binasını kamyonlarla çevirelim değil tabii ki. Beklediğimiz şey bizde de kısıtlamaların artık kaldırılması. Şu an ciddi olarak en büyük kısıtlama maske. Maskenin dışında kısıtlama da demeyeyim bir önlem, tedbir, Covid tedbiri olarak e, elle tutulur bir tek maske kaldı. Onu da inşallah o zorunluluktan kurtulduğumuzda daha rahat, daha iç içe bir hayata dönmüş olacağız diye düşünüyoruz. Hani eğer bir ertelenebilir durum varsa en fazla bu işte Şubat, Mart, hadi Nisan ayı diyelim ama havaların ısınmasıyla birlikte artık Türkiye'de zannediyorum maske takmak isteyecek pek fazla insan kalmadı. İki yılı artık geride bırakıyoruz. Dolayısıyla bizler de maskesiz ve sağlıklı bir hayata erişmek istiyoruz. Duamız, temennimiz o yönde hayırlısı olsun diyelim. Şimdi de gazetelerimize geçelim. İlk gazetemiz Yeni Akit gazetesi. Haydi bismillah. Yeni Akit gazetesi manşetinde söz ve ilkelerini masaya gömdüler başlığı yer alıyor. Yuvarlak masada kafa kafaya verip eski Türkiye'nin koalisyon kabusunu hatırlatan pozlar veren Zillet ittifakında her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. CHP ve Saadet Partisi arasında İstanbul Sözleşmesi, CHP ve İyi Parti arasında üniter yapı ve HDP çatlağı, bütün ortaklar arasındaysa mülteci krizi, yüce divan tantanası ve geçmişe dönük suçlamalar mevcut. Uzmanlar Erdoğan iktidarını yıkma düşüncesinden başka ortak yönleri bulunmayan altı benzemezin siyasi şeref ve haysiyeti ayaklar altına aldığı görüşünde demişler. <laughs> CHP toplumsal cinsiyet eşitliği ve İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğini vaat ederken Saadet Partisi sözleşmeye karşı olduklarını söylüyor. İyi Parti HDP ile görüntü vermek istemezken HDP'den bizsiz olmaz çıkışı geliyor. Kılıçdaroğlu ise EDP'yi yok saymıyoruz diyerek kaçak ilişkiye devam edileceğini gösteriyor. CHP ve İyi Parti iktidara gelirsek göçmenleri ülkelerine yollayacağız vaadinde bulunurken Davutoğlu ve Babacan Suriye'de istikrar olmadan Suriyelilerin ülkelerine gitmesi imkansız diyerek tam tersi bir söylem üretiyor. İşte koalisyon hükümetlerini hatırlamayanlara bir örnek teşkil etmek adına böyle bir prova, böyle bir e, temsil düzenlemiş e, siyasetçilerimiz. Şöyle bir özet geçiyor. Gençlerimize o yılları hatırlamayanlar için sonuçlarını hatırlamayan, yaşanmamış olanlara göstermek istiyorlar. Büyük Birlik Partisi MKYK üyesi Nail Gün, oturdukları masanın aynı olması dışında hiçbir fikri birliği olmayan, hiçbir ortak proje ve vadi bulunmayan bu partilerin söylemleri temelde birbirlerini reddedip çürütmektedir. Siyonizme hizmet edecek, ABD'nin kuklası olacak bir devlet kurma niyetinde olan HDP'den medet umuyorlar. HDP'ye göz kırparak oturdukları o masaya millet destek vermeyecektir denilmiş. Avukat Ertuğrul Akar, bu masa kaybedenler kulübüdür. Bu masaya kim neden oy versin? Vaat ettikleri hiçbir ortak metin yok, uzlaştıkları hiçbir kritik madde yok. Dış politikada, savunma sanayinde, ekonomide, göçmen politikasında ve diğer meselelerle ilgili tek bir kelime dahi çıkmadı. Bu partiler seçmenleriyle alay ediyor. Siyaset, şeref ve haysiyet değerleri üzerine kuruludur. Burada bu yok denilmiş. Sür manşetindeydi Sakit gazetesi 81 ilde etiket denetimi denilmiş. Temel gıda maddelerinde KDV'nin %8'den %1'e indirilmesinin ardından 81 ildeki zabıta müdürlüğü ile ruhsat denetim müdürlüğü ekipleri gıda tedarikçileri ve marketlerde etiket denetimi yaptı. Özellikle çay, yumurta, salça, zeytin, şeker, un, makarna, tuz, süt, margarin ve beyaz peynir gibi ürünleri denetleyen ekipler KDV indiriminin fiyatlara büyük oranda yansıdığını tespit etti. Denetimler kurulacak enflasyonla mücadele timleriyle devam edecek ve indirim yapmayanlara ağır cezalar uygulanacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti ve 13 anlaşmaya imza atıldı başlığıyla verilmiş haber. Türkiye ile Bay arasındaki normalleşme süreci devam ediyor. Rabu'da bir veliaht prensi El Nahya'nın 24 Kasım 2021'de Türkiye'ye yaptığı ziyaretin ardından Başkan Erdoğan da iadeyi ziyarette bulundu. İki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı. Başkan Erdoğan karantina sürecini atlattıktan sonra ilk ziyaretini Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdi. Erdoğan ve Veliaht Prens, El Nahyan arasındaki başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından savunma, sanayi, sağlık, iklim değişikliği, sanayi, teknoloji, kültür, tarım, ticaret, ekonomi, kara deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanlarında 13 anlaşma imzalandı. Birleşik Arap hareketinden önce açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, KDV indirimiyle ilgili olarak kurduğumuz denetim ekipleriyle beraber bizim attığımız bu adımlara karşı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyideleri uygulayacağız, dedi. Eşi Emine Hanım'ın sağlık durumuna ilişkin de konuşan Erdoğan, bu ziyarette benimle beraber olmayacak çünkü o henüz pozitif açıklamasında bulundu. Bir önceki açıklamasında hatta Testinin negatif çıktıktan sonrasında ilk e, normalleşme adımında Cuma namazı da Çamlıca Camii'nde e, kameralara konuşmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada biraz duygusal, biraz mütebessim bir ifadeyle e, o da iyileşecek inşallah beni yalnız bırakmayacak. Çünkü ben hiç o, e, yalnız gitmedim, onsuz gitmedim, beni hiç yalnız bırakmadı gibi bir ifadesi vardı. Ama görüyoruz ki bugün e, kendisi katılamamış. Emine Hanım Efendi'ye de şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Su arkadaşlarımızdan da rica edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havalimanında yapmış olduğu açıklamayı ekrana getirelim. Özellikle bu KDV indirimi üzerine denetlemelerle ilgili önemli ifadeler paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne hareket etmeden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini geliştireceğini söyledi. Bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz temaslarda ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ayrıntılı şekilde ele alacağız. İki ülke ekonomisinin birbirini tamamlayıcı yapısı esasen mevcut rakamların çok daha ötesinde bir potansiyele işaret ediyor. Ziyaretimizin amacı bu potansiyeli hızlıca hayata geçirmektir. Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın henüz pozitif olduğunu açıkladı. Eşim bu ziyarette benimle beraber olamayacak çünkü o henüz pozitif. Hamdolsun biz negatif olduk ve şu anda Eşim tedavisine devam ediyor. O hamdolsun hafif bir şekilde süreci devam ettiriyor. Dualarımızla inşallah o da kısa zamanda bu süreci atlatacaktır. Erdoğan temel gıda maddelerinde yapılan KDV indirimini fiyatlarına yansıtmayan işletmelere sert mesaj verdi. Vatandaşımızı ezmeye, vatandaşımıza yönelik bu tür maalesef arzu edilmeyen süreci işletenlere karşı müeyyidelerimiz ağır olacaktır. Bu konuda gerek Hazine Maliye, gerek Ticaret Bakanlığımız tüm müfettiş ekipleriyle buraların kontrolünü, denetimini sürdüreceklerdir. Erdoğan Ukrayna Rusya krizini de takip ettiklerini söyledi. Tabii biz sadece Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasındaki ilişkileri değil, bir de bölgedeki gelişmeler ki bunlar içerisinde tabii en önemlisi şu anda Rusya Ukrayna arasındaki gelişmelerdir. Bunları da masaya yatırıp bunları da görüşeceğiz ve bu konularda da ne gibi adımlar atabiliriz bunun üzerinde de ısrarla duracağız. Akit Gazetesi ile devam ediyoruz. G7'den Rusya'ya yaptırım uyarısı denilmiş. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim giderek tırmanırken dünyanın en gelişmiş ekonomilerinin oluşturduğu G7 ülkelerinin Maliye Bakanları işgal hazırlığındaki Rusya yönetimini ağır yaptırımlar uygulayacakları konusunda uyardı. Yayınlanan bildiride bir askeri saldırı halinde hızlı bir şekilde ekonomik ve mali yaptırımlar uygulanacağı ifade edildi. Dünyanın gözü kulağı şu anda Rusya-Ukrayna geriliminde tüm dünya gözünü o yöne çevirmiş durumda. Son olarak Amerika'da elçilik çalışanlarını başka bir şehre taşıdı. Bu tip durumlar dünya genelinde aslında sır olarak görülmüyor. Ülkelerin diplomatik personeli uyarılıyorsa, yabancı bir ülkedeki vatandaşlar uyarılıyorsa ya da oradaki e, diplomatik noktalar kapatılıyor, taşınıyor ya da tahliye ediliyorsa bunlar aslında bir şeylerin ipuçları olarak değerlendiriliyordu bugüne kadar. Bugün itibariyle bunu farklı mı değerlendirmeliyiz? Bu bir işaret mi, bu bir ön alma mı yoksa bu bir algı yönetimi mi? Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Umarız bölgede bir savaş çıkmaz çünkü bu savaş hiç kimseye kazandırmayacak. Ne Avrupa Birliği ne Rusya uzun vadede ne Ukrayna ne de bölgede komşu sayılabilecek olan biz Türkiye için uzun vadede fayda sağlamayacak. Umarız bir savaş olmaz. Müslümanlar Macron faşizminden kaçıyor. Macron yönetiminin Fransa tipi İslam dayatması sürerken ABD'nin New York Times gazetesi ülkede artan İslamofobik muamelelere dikkat çeken bir haber yayınladı. New York Times'ın haberinde Fransa'da ayrımcı ve İslamofobik muamelelere maruz kalan çok sayıda Müslüman kendilerini güvende hissetmemeleri sebebiyle ülkeden sessiz sedasız ayrılıyor denildi. Fransa'yı biliyoruz tabii ki. Fransa'da ara ara böyle durumlar oluyor. Ee, sözüm ona laikliğin beşi diyebileceğimiz bir yer ama işte laiklik anlayışı bu. Laiklik hani öyle sanıldığı gibi bize öğretildiği gibi bir şey değilmiş ya da her ne tür kavrama sahip olursanız olun bu İslam düşmanlığına karşıtlığına engel değilmiş ister hümanist olun değil mi budistler gibi böyle sevgi barış kardeşlik sevgi içimizde merhamet değil mi Mayanmarlı kardeşlerimize neler yaptıklarını biliyoruz Arakanlı kardeşlerimizi işte bir taraftan layık olun Fransa gibi ee, yıl olmuş 2022 halen inancını yaşayan ve başka kimseyle bir derdi olmayan insanlara baskı zulüm göstersin bir taraftan Hindistan'a bakın bir taraftan işte Filistine bakın tabloyu görüyorsunuz Aslında benzer kareler görülüyor Hindistan'da yaşananlarınsa aslında biraz koordineli bir hareket gibi geliyor öyle değerlendirilebilir bir ee, Hani durduk yeremiş gibi, evet belki öncesi vardı ama bugüne kadar bu denli bir e, müdahale, bu denli bir e, baskı hissedilmiyordu. Bugün adeta bu ülkenin insanlarının 28 Şubat sürecinde yaşadıkları orada tekrar e, senaryolaştırıldı ve sahneye konuluyor. E, başı kapalı olan öğrenciler okula alınmıyor, okulun kapısının önünde bekleyen eğitmenler tarafından başı açtırılarak içeriye alınıyorlar. E, yolda yürürken akarete uğruyorlar, saldırıya uğruyorlar vesaire adeta Müslümanlar üzerine bir baskı dünyanın göz önünde yapılıyor. Peki Hindular bunu durduk yere birinden ilham alarak mı kendi kendine yaptılar yoksa hamileri olan İngilizler mi fısıldadı, öyle değilse kim yaptı, biri yapmadıysa neden şimdi gibi bir sürü soru var aslında sorulabilecek. Bir diğer haberimizle devam edelim. İsrail Filistinli aileleri parçalıyor. Siyonist İsrail'in tartışmalı aile birleşimi yasası binlerce Filistinli aileyi zora sokuyor. Batı Yakaya ve Gazze'ye ancak geçici veya turist izinleriyle girebilen Filistinli aile fertleri Kudüs'te doğup büyüyen çocuklar var ancak buraya kayıtlı değiller. İsrail onların şehirdeki varlığını yasa dışı sayıyor. İşgalci İsrail'de Onların kimliklerini de istemiyoruz diyor. <laughs> Yıllar önce ama bayağı böyle 2000'lerin başında belki 2001-2002'ydi yalan olmasın. O bir haber üzerine ya da bir belgesel üzerindeydi sanırım. Bir abimiz vardı Allah selamet versin. Ortak tanıdıklarımız varsa namı diğer Çeçen selam olsun ona da. Ee, bize Filistini anlatıyordu Filistindeki mücadeleyi dedi ki arkadaşlar düşünün e, oradaki olay nedir anlayabilmek için olayın şeklini anlatmaya gerek yok Filistini anlayabilmek için yani siz ne yaparsınız ne hissedersiniz İşte bağcılarda bağcılar parseller mevkinde doğup büyümüş olan insanlarız işte yeni gün mahallesi Yıldıztepe mahallesi buralardayız ve düşünün ki burada birisi geliyor, sizinle beraber yaşıyor zaman içerisinde ve daha sonra burada bir güç elde ediyor. Ve bir zaman sonra diyor ki ben diyor yolda giderken rastgele sizin doğup büyüdüğünüz buralarda Arabanızı durduruyor. Diyor ki sırf buralı olduğunuz için yeni gün mahallesinden Yıldıztepe mahallesine geçemezsin buraya. Kontrol noktası kurdum. izin vermiyorum diyor. Seni geri döndürüyor. Başka bir yerde aracını durdurup arama yapıyor. Sırf sen buralısın diye ya da ondan değilsin diye kafasına göre sana zulmediyor, arıyor çantanı veya seni tehdit olarak görüyor, vuruyor. Gece yarısı kapını çalmadan, uyarmadan gelip evini basıyor. Terörist arıyor. Seni gözaltına alıyor. Hapse atıyor. Ee, bombalıyor. Tanklarla bir anda gelip kepçelerle evlerini yıkıyor. Böyle bir ortamda yaşıyorsun. Yani bir gün her zaman gittiğin yol bakıyorsun ki yol kapanmış. Yol aslında açık. Ama sen onlardan olmadığın için diyor ki sen buradan geçemezsin diyor. Ya çok daha uzak bir güzergaha gönderiyor. Ya da o tarafa girişine izin vermiyor. Şimdi ise durum tamamen böyle küçük 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 hareketlerle bugün gelinen noktaya baktığınızda birbirinden kopmuş ailelerin iletişimi de koparılıyor. Bölgeselleştiriliyor. Adeta gettolar oluşturuluyor. Ve tıpkı sözüm ona bundan 70 sene önce, 90 sene önce kendilerine yapıldığını iddia ettikleri ya da hani iddia demeyelim bir kısmı evet görünüyor, inkar edilecek şekilde değil. Kamplar var, bilmem neler var. Ee, o kamplardan sağ kalanların çoğunlukla bugün oluşturduğu e, işgalci bu devletlerinde onlar aynılarını bir başkalarına yapıyor. E, demek ki hani güç kimin eline geçiyorsa onlar haklı oluyormuş. Dolayısıyla onların da 70 sene önce, 80 sene önce yaşadıkları konjektür geriyi doğruymuş onlara yapılan muamele revaymış. Bu yaptıkları bize onu gösteriyor onların anlayışıyla. Yani yarın öbür gün yine devran döndüğünde, güç bir başkasının eline geçtiğinde tamamen olabilecekler, olması gerekenler bu mesajı veriyorlar bize. Umarız hazırlıklarını da yapıyorlardır. Kemal ile Ekrem'in siyasi rant kavgası denilmiş. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ele geçirdikleri ele geçirdikleri büyükşehir belediyelerindeki medya tanıtım bütçesinin parti reklamı olarak ulusal ve yerel gazetelere harcanması isteği İmamoğlu'nun bu kaynağı şahsi tanıtımını harcamasıyla kavgaya dönüştü. Araştırmacı yazar İdris Ortakaya CHP dava değil çıkar partisi olduğu için bu partide az biraz güç kazanan kendi menfaatleri doğrultusunda ilerliyor. CHP şemsiyesi altında hep aynı hesapları, hep aynı kumpasları, hep aynı kavgaları görüyoruz diye konuştu. Gazeteci yazar Galip İlhaner ise İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu dinlemiyor. Çünkü İstanbul'un kaynaklarını Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve yeni bir parti için biriktiriyor. İmamoğlu İstanbul'a ve CHP'ye değil Cumhurbaşkanlığı adaylığına yatırım yapıyor dedi. Son başlığımız Akit gazetesinden paket servisin 23. yıl dönümü denilmiş. Deyince aklınıza ne geliyor acaba? Ben de bu şekilde bir başlığı duysam sanırım haberi tahmin edemezdim. Türkiye'de 40 bin, 40 bin kişinin ölümüne sebep olan bebek katili Abdullah Öcalan 23 yıl önce 15 Şubat 1999'da film sahnelerini aratmayacak bir operasyonla Kenya'da paketlenip Türk adaletine teslim edilmişti. Terör elebaşının yakalanışının yıl dönümünde eylem hazırlığı yapan terör yandaşlarına göz açtırılmadı. <laughs> Mersin'de kanlı sal saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 59 hainin yakalanmasının ardından dün de Van'da 17, Adana'da 14, Gaziantep'te ise 8 PKK-KCK şüphelisi gözaltına alındı. Eskiden bunları duyardık. İşte bu yıl dönümünde eylemler, işte ee, saldırılar vesaireler olurdu ve her daim intikam hırsıyla yanıp tutuşan PKK terör örgütü adeta kamuoyuna derdi ki biz buradayız. Biz buradayken siz rahat nefes alamazsınız, başınızı yastığa rahat koyamazsınız. Şimdi kafalarını dışarıya çıkaramıyorlar. Çıkardıklarında da hemen paket oluyorlar. Dolayısıyla bu vesileyle de emniyet kuvvetlerimize, Teşekkür ediyoruz Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Milli İstihbarat Teşkilatı'na, korucularımıza, jandarmamıza, komandomuza en altından en üstüne. En ufak emeği geçen, duası olan, gönlünde o ateşi taşıyan herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, Allah tamamını erdirsin ta ki terörün adı unutuluncaya kadar bu topraklarda. Yeni Şafak gazetesine geçiyoruz şimdi de. 3 KDV indirimi daha denilmiş eğitim, sağlık ve konut başlıkları verilmiş. Gıdadaki KDV oranı %7'den 1'e düşünce market harcamaları da dün %7 indi. KDV indirimleri temel gıdayla sınırlı kalmayacak. Özel eğitim ve özel sağlık hizmetleriyle konutlar içinde KDV indirimi planlanıyor. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde mevcut durumda %8 KDV uygulanıyor. Bu sektörlerde indirim oranını gıdadaki indirime benzer olacağı belirtiliyor. Covid-19 salgını nedeniyle okullar kapalı kaldığı dönemde de veliler ve okullar üzerindeki maliyetleri azaltmak için KDV oranı %8'den 1'e indirilmişti. Konutta farklı farklı KDV oranları bulunuyor. 150 metrekareye kadar olan evlerde KDV %1 iken 150 metrekare üzerinde bu oran %18'e çıkıyor. Kentsel dönüşüm, yapı kooperatifleri ve TOKİ'de ise %1. Bu oranlar yeniden düzenlenecek. Konutlardaki KDV oranının semte göre belirlenmesi planlanıyor denilmiş. Elektrik faturası ucuzlayacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yarınki kabine toplantısında elektrik faturalarının düşmesi için yapılan çalışmaları anlatacak. Bunlar esnafa kademeli fatura, konutlar için uygulanan günlük 7 kW saatlik ortalama tüketimin 8'e çıkarılması, konuta KDV indirimi ve Cemevi dernek ile Vakıf dernek ile vakıfların ticarethane tarifesinden çıkarılması gibi konular konuşulacak, gündeme alınacak. Bu arada size elektrik faturası geldi mi? Gelenler varsa durum nedir? Belirsinler. Bana geldi mesela. Biraz daha daha önce söylemiştim. Normalde 109, 110, 112 bu arada 106 ile 111 lira arasında fatura ödediğimi, 112 lira arasında ödediğimi söylemiştim. Bu zamlı dedikleri fatura bana 146 lira olarak yansımıştı. Yani ortalama 40 lira daha fazla fatura demiştim. Ki bu da %35, %40'a falan denk geliyor herhalde faturamda. <laughs> Dolayısıyla yeni fatura geldi. %46 değil, %20 şey, 126 lira mıydı? 124 lira mıydı yalan olmasın? Öyle bir fatura geldi. Zaten çok büyük bir oran gelmemişti. Düşüş de çok olmamış ama yine o aralıkta gelmiş. Size de Şubat ayı faturanız geldiyse... E faturadaki tablo nedir? Onu bir söyleyin, paylaşın bizlerle. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz bu konuda. Belki birçoklarının daha sonra gelecektir ama benim gibi erken gelenler varsa paylaşabilirler. Barajın kalkmasının sıralamaya etkisi yok. Yok başkanı Erol Öz var. YKS'de baraj kalktı artık herkes üniversiteye girecek şeklindeki söylemi açıklık getirdi. Barajın kalkmasının puan üstünlüğüne göre yerleştirmeyi etkilemeyeceğini belirten Öz var. Yeni sistemle daha fazla öğrenciye şans verildiği ifade etti. yani ben bu puanın, barajın kaldırılmasına bir anlam veremedim. Çünkü Şimdi diyelim ki bir okula giriyorsunuz, bir okul öğrenci alıyor. Şimdi çok da vakıf değilim o konulara. Bir de epey de zaman geçmiş, sistemler değişmiş benim hatırladığım zaman üzerinden. Diyelim ki bir okul, e, para şey var ya taban puanı en son işte 320 ile öğrenci almış. Şimdi o baraj kalktıysa buraya girecek öğrenci sayısında bir değişiklik olmayacak. Oraya yine aynı adam hani... Eğer eğitim kalitesinde bir düşüş olmayacaksa baraj kalktı zaten deyip ders çalışmak için, soru çözmek için öğrenciler kendin kasmayı bırakacaklarsa dolayısıyla da yukarıdan itibaren aşağı doğru bir başarı kayması olacaksa o zaman bir işe yarayabilir. Ama sınava giren öğrenci sayısı değişmeyecekse ki bu sınava girecek öğrenci sayısını artıracaktır özellikle yeni mezunların dışında ya baraja takılırım endişesi olan insanları da ya bir kendimi göreyim barajda kalktı artık ortada kalmayız nasılsa deyip daha yüksek yaşta ileri yaşta insanların da sınava girmesini sağlayacaktır, katkı verecektir. Peki bu olumlu bir sonuç mu doğuracak onu bilmiyorum. Dolayısıyla daha fazla işte bir buçuk milyon insan üniversite sınavına giriyorsa misalen 1 milyon bin girebilir, 2 milyon kişi sınava girebilir ama bu sonuç alma oranına bir yansıması olacak mı? şu anki aklımda buna bir cevap veremiyorum. Ne işe yarayacak bu barajın kalkması bilemiyoruz. Bana sorarsanız ben toplu bir üniversite sınavından yana değilim. Yeterli sayıda üniversite olsa ve her okulun kendi sınavı olsa. Bir sınava girmene gerek yok. Liseyi bitirdin. Ben şu okula gireceğim. Hatta bir dönem içerisinde tarihleri uyuyorsa birden fazla okulun da sınavına girebilirsin. Hani girdim bunda değerlendirilmedim ama hala zaman var şu okulun sınavına da girmek istiyorum e, gibi e, gidip o okulun sınavına girip değer neticeye göre değerlendirip işte kontenjanda yer bulabiliyorsan öyle olmalı diye düşünüyorum ve bu belki e, talebe göre de e, işte baraj puanları belki yükseltilebilir o okulun vesaire e, yapılabilir yoksa hani sınavla üniversite hani Bilmiyorum bana biraz tuhaf geliyor. Öyle alıştık, öyle büyüdük ama olması gereken bu değil bence. Gibi geliyor. Bu haberle birlikte Yeni Şafak gazetesini de tamamlayalım. Milliyet gazetesine geçelim. Milliyet gazetesi hak aramada son sıralar sıralardalar. Biraz daha cesaret denilmiş. KDK istatistikleri kadınların kamuda yaşadıkları mağduriyetler konusunda haklarını aramada geri planda kaldıklarını ortaya koydu. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun meclise sunduğu 2021 faaliyet raporuna göre kuruma yapılan 18.843 başvurudan sadece 12'si kadın haklarına yönelik, bu 12 başvurudan sadece bir tanesi kadına yönelik her türlü şiddet, taciz ve istismar konusunu içeriyor. Bir tanesi kadınlara karşı nefret söylemi, biri de kadınlara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetleriyle ilgili denilmiş. Bir diğer habere bakıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri ile 13 anlaşma KDV indirimine, uygu, indirimine uymayanlara ağır ceza uygulanacak <laughs> ve bölgeyle alakalı bir başlık. En kritik 48 saat deniliyor. Ukrayna krizi için kritik bir haftaya girildi. ABD'den Rusya'nın işgal harekatını her an başlayabileceği yönünde uyarılar sürerken diplomatik çabalarda da sona gelindi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un bugün Moskova'da gerçekleştireceği temasların çözüm için son şans olabileceği ifade ediliyor. Zelenskiy 16 Şubat'ı Birlik Günü adıyla resmi tatil ilan etti. Haritaya göre tedbir artmalı. Sağlık Bakanı Koca COVID-19'da 29 Ocak 4 Şubat'ı kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son bir haftada 889.58'den 894.82'ye. Ankara'da 1003.30'dan 1279.73'e, İzmir'de ise 961.57'den 1229.37'ye yükseldi. Tedbirler artmalı deniliyor. Önce aslında şu çelişkiyi çözmek lazım. Omikron yayılıyor. Evet hızı iyi, yani etkili bu noktada ama bulaşı hızı yüksek olmasına rağmen işte ölümcül riski düşük, daha ağır geçirme olasılığı Düşük deniliyor. Bu konuda bir çelişki kalksın. Eğer öyleyse neden daha fazla tedbir alınsın? Bu şekilde insanlar da hafif atlatarak bağışıklık da sağlamıyor mu? Doğal antikorda üretmiş olmuyor mu? Bu birinci soru. Böyle değilse neden böyle söylüyorsunuz? Bu ikinci soru. Üçüncüsü vaka sayıları evet pik yapacağı. Şubat ayının ortalarına doğru en yüksek seviyelerini göreceği öngörülüyordu. Öyle oldu. Şu anda da tekrar düşüşe geçiyor. Neden? Sanki bunlar sürpriz olmuş gibi davranıyoruz. Bu da üçüncü soru sorduk, yönelttik. Şimdi de devam ediyoruz Sabah gazetesiyle. Birleşik Arap Emirlikleri ile 50 yıla damga vuracak anlaşmalar denilmiş. 9 yıl 9 yıl sonra Baye'ye giden Başkan Erdoğan görkemli bir törenle karşılandı. Körfez'in yatırım deviyle 10 milyar dolarlık 13 anlaşma imzalandı. Beryat Prens Şeyh Muhammed bin Zayet el Nahyan tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirliklerindeki temaslarıyla iki ülke arasındaki ekonomik anlaşmalar tarihin en büyük seviyesine, en yüksek seviyesine çıktı. İmzalanan 10 milyar dolarlık 13 anlaşmayla Birleşik Arap Emirlikleri ile stratejik ilişkilerin güçlenmesi ve daha ileri bir düzeye taşınması yolunda çok önemli adımlar atıldı. Birleşik Arap Emirlikleri ile dostluğumuzun yeni 50 yılına şekil verecek adımlar, adımları beraberce atacağız mesajını veren Başkan Erdoğan'ın ziyareti ilişkileri daha güçlü bir seviyeye taşımanın kapılarını da sonuna kadar açtı. Ukrayna'da gergin çarşamba bekleyişi ABD'den gelen Ruslar 16 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlayacak tahmini tansiyonu yükseltti onu aşkın ülke vatandaşlarını Ukrayna'dan ayrılmaya çağırdı. Sivillerin de askeri eğitimden geçirildiği ülkede halk yarın ne olacağını, olacağının gerginliğini yaşıyor denilmiş. Binlerce ürün ucuzladı. Sütten ete, bebek mamasından makarnaya binlerce üründeki %7'lik KDV indirimi etiketlere yansıdı. İndirimle dün sabah itibariyle binlerce temel gıda ucuzladı. Örneğin 5 litre yağ fiyatı 139.95'ten 129.95'e düştü. Zincir marketler 20 binin üzerinde ürünü ucuzlattığını duyurdu. Üretici firmaların bazıları da %3 ile %10 arasında indirim yapacak. Toplam indirim %17'yi bulacak dilinmiş. İnşallah diyelim, devamı gelir diyelim. Yoksa tek başına KDV indiriminin böyle ciddi bir katkı sağlamayacağını söyleyebiliriz. Dediğim gibi tek parçada en yüksek, en fazla parayı verdiğimiz şey 5 litrelik sıvı yağ. İşte benim aldığım zincir marketten fiyatı 120 liraydı en son aldığım. Dün söylediğim gibi gidip baktığımda 111 liraya çekilmişti fiyat. Yani arada ne var? Ee, yuvarlak 9 lira çekmişler. 8.6'ya geliyordu ya. 9 lira yapmışlar. Şimdi her üründe böyle 9 lira olsa iyi, iyi, iyi diyesimiz geliyor. Ama bu oranla ilgili. Yani siz e, 9 liralık bir oranda ve üründe %7 indirdiğiniz zaman bu işte 60 kuruşa falan denk geliyor. Dolayısıyla çoğunluğu işte 13 lira, 25 lira, 8 lira, 6 lira gibi ürün olduğu zaman hadi ortalamasını 1 lira sayalım. 50 parça ürün aldığınızda 50 liralık bir indirim oluyor KDV ile yani ortalama olarak söyleyeyim size e bu 50 parça ürüne de siz 400 lira 500 lira para veriyorsunuz 600 lira para veriyorsunuz zincir marketten bahsediyoruz bu en altı bunun daha aşağısı yok bunun bir altı marketlerin kasalarla kenara koydukları çürük ürünlerin içerisinde seçmedir kimse yanlış anlamasın maalesef böyle hani zincir marketten alışveriş yapıyor olmak artık bir lüks değil bu bir taban seviye. Bunun üstü diyor. Ee, işte şu ürünü şuradan alıyoruz. Hani hem ucuz olmasını yani uygun olmasını yani sıra kalitesine de güvendiğimiz için bu markayı orada satıyorlar diye. Şuradan alıyoruz, bunu buradan alıyoruz diyorduk. Şimdi hepsini bir yerden alıyoruz. En ucuzu orası olduğu için diye. Dolayısıyla bu şekilde bir alışverişte 500-600 liralık bir alışverişte 50 ila 70 liralık bir KDV indirimi olmuş oluyor. Ha, bu iyi mi, ciddi bir indirim mi? Hani yokmuş gibi var, hareket edemeyiz. Ama oh be bak şimdi daha ucuza aldık bu parayla da şu büyük açığımızı kapattık diyebileceğimiz bir şey değil. O yüzden başlangıç için iyi bir adım. Fiyatlar da düşer. Enflasyon düzelirse, ucuzlarsa, hafiflerse yavaş yavaş geri çekilmelerle birlikte biz bunun daha çok konforunu yaşarız diyebiliriz. Peki öyleyse Sabah gazetesinde bu haberle bitirelim. Araya gideceğiz. Ee, hepsi var mı arkadaşlar? Ara öncesinde belki öyleyse para, hava ve yol durumu ekrana gelecek önce, ardından reklamlar, sonrasında da kısmetse biz burada olacağız. Yeni gün başlıyor programı reklamların ardından devam ediyor. Lalegül TV, Lalegül FM ortak yayınıyla radyolarını ve televizyonlarını yeni açanlara bu vesileyle bir kez daha hayırlı sabahlar diliyoruz. Hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyoruz. Şayet bizleri seyir halinde iziyor, dinliyorsanız kazasız belasız yolculuklar diliyoruz sizlere. Program boyunca bize WhatsApp üzerinden ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Beraberinde de yine numaramızı da dillendirmiş olalım. Ekranlarda numaramız yer alıyor ama radyo vasıtasıyla bizleri takip edenler için duyurmuş olalım. 0549 693 82 82 bu numara aracılığıyla WhatsApp üzerinden bizimle iletişime geçebilir. Haber yorumlarınızı, gündeme dair düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz diyelim. Gazetelere geçmeden önce gelen mesajlardan birkaçını okuyalım. Selamünaleyküm, hayırlı günler, hayırlı işler. Sarıyer'den Cem. Geçen ay 318 lira geldi fatura. Dün kesildi faturam 259 e, olarak geldi. Allah'a emanet olun demiş. Demek ki bir, bizde olduğu gibi bir e, değişim genel olarak yansımış. 318 lira fatura 259. Peki bu 259 liralık fatura bu tarife düzenlemesi yapılmadan öncekine göre de yine yüksek mi? Muhtemelen yüksektir. Ama ne kadar yüksek onu da bilirsek e, faydalı olur. <laughs> Yeniden kilovat düzenlemesi e, faturalara yansımış durumda. Selamünaleyküm hayırlı yayınlar Sultan Gazi'den Ahmet Ülkü bir önceki zam gelmeden önce ya 109 liraydı geçen hafta 119 lira oldu şimdi 111 lira Allah bunları bildiği gibi yapsın Amin demiş e, Amin duaya Amin diyelim ama şöyle bir şey var ben de o boşluğa düşmüştüm bu o olabilir Ahmet Ülkü bu zincir marketlerde ara ara indirimler oluyor e, bazen süreli olarak indirimli fiyattan satışa çıkıyor ya bir dönem ben de o fiyattan gördüm ee, onu gerçek fiyatı olarak değerlendirerek diğerleriyle kıyasladım ama onun işte geçici bir süre indirimli fiyattan satıldığı e, indirimli fiyatı olduğunu görmüştüm Dolayısıyla bu 109 liraya indirilmiş olan fiyatı aslında indirimli yani belki bir hafta belki üç günlük ya da on günlük bir süre içerisinde indirimli e, satış fiyatı, o bizi yanıltmasın. Normalde 120 liraya satılıyordu o üç harfli market, üç harfli marketlerden birinde. E, dolayısıyla KDV indirimi sonrasında 111 liraya inmiş durumda. <laughs> Selamünaleyküm hayırlı sabahlar. Bizim millet aldıkları gıda ürünlerini %7 indirimli aldıklarını zannediyorlar. Ne yazık ki aldanıyorlar. Marketler %7'lik indirimi öğrendiklerinde %8, 9, 10 zammı koydular zaten. Milletimiz hala alışverişi %1, %2, %3 zamlı yapıyor. İndirim oldu, seviniyorlar. Açın gözünüzü de e, toz yabana gitmesin denilmiş. E, ben hani çok böyle fiyatları takip eden biri değilim ama genellikle en azından son aldığım fiyatı biliyorum. Yani bir 10 gün öncesinde, takriben bir hafta 10 gün öncesinde yapmış olduğum alışverişe göre fiyatların biraz daha bu KDV indirimi sebebiyle indiğini gördüm ama onun öncesindeki artış bir artış vardıysa da o a KDV indirimi gelecek kulislerde bu konuşuluyor. Biz çıkartalım da insin sebebiyle mi yapılmıştır? Onu bilemiyorum. Bunun adına bir şey söylemek çok doğru olmayabilir. Ama bu öngördüğümüz bir şeydi zaten. Hani böyle bir durum olabiliyor. İşte bunlar yaşanıyor gibi. Dolayısıyla devlet de şu anda devletin ilgili kurumları da bununla ilgili denetlemeler yapıyor son zamları ne zaman yapmışlar? Bir gün önce, iki gün önce zam yapılmış mı? Bu gündeme geldikten sonra zam yapılmış mı diye bunlar gündeme geliyor. Bunlar takip ediliyor. Hayırlı sabahlar. Allah razı olsun. Yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı Gül'ü dinleyen Ferah Bolur Edirne'den Sultan Hanım yazmış. Teşekkür ediyoruz efendim. İnşallah ferahlık veriyoruzdur. Diyelim ve devam edelim. Mesajlarınızı sizler de WhatsApp üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. Bu sorumuz aslında şeyde elektrik faturası ile ilgili haberi okuyunca ben de kendi faturamdan bahsetmiştim. Valla gelen şeylere bakınca ben sanki hiç elektrik kullanmamışım gibi oluyor. Dolayısıyla ben zamdan şikayetçi bir durumda değilim. Tabii ki aynı faturayı ödemek benim de işime gelir ama bu kadar yüksek fatura gelen kişi arasında evet ya bu faturalar da. Ama çok oldu kardeşim elektrik mi yiyoruz biz diye isyan edecek durumda değilim. O noktada söz bana düşmez. Çünkü e, 200'lü, 300'lü, 400'lü elektrik faturası ödeyenlerin yanında normal bir önceki faturasına göre işte 30-40 lira daha fazla gelmiş biri olarak bu denli isyan etmeye hakkım yok. E, düşük bir fatura varmış. Ama sebebini de söylemiştim. Yani elektrikli ev aleti yok denecek kadar az. Elektrikli su ısıtıcımız yok, mikrodalga fırınımız yok. Fırınımızın e, hani ocak değil de fırın kısmı sıklıkla çalışmıyor. Bunlar çok fazla elektrik tüketen şeyler. Yanı sıra standart yani çamaşır makinesi haftada bir diyelim ortalama çalışıyor. Ona keza işte ütü kullanılıyor. Geri kalan işte beyaz eşya. Evimizde televizyon yok, internet kullanıyoruz, bilgisayarımız var, bilgisayar açılıyor, işte telefonlarımız şarj ediliyor buzdolabı, beyaz eşya bunlar kullanılıyor. Dolayısıyla da belki en minimum seviyede fatura geliyor. O sebeple de bizim durumumuz bu. Diyelim ve gazetelere devam edelim. Türkiye Gazetesi ile başlıkları okumaya, aktarmaya devam edelim. Türkiye Gazetesi manşetinde indirimler devam etmeli denilmiş. Kesinlikle bizler de katılıyoruz. %7'lik KDV indirimini çoğu market etikete yansıttı. vatandaşın beklentisi daha fazla indirim. Hükümet 24 milyar TL vergiden vazgeçti. Gıda'da %1'lik KDV market fiyatlarını kısmen düşürdü. Yurdun her noktasında etiket denetimleri başladığı, bazı marketlerin indirimden kaçtığı görüldü. Hükümetin attığı bu adımın ardından gözler aylardır fiyatlarını katlayıp kar rekoru kıran perakende sektörüne çevrildi. Vatandaşlar dolar çıkarken yaptıkları zamlar inmemişti. Şimdi gereğini yapma zamanı dedi. Böyle de bir durum var. Açıkçası ben beklentimde yanıldım. Yani beklentime ulaşamadım. Hani o doların 18 liraya kadar çıktığı ve sonrasında 13 liralara hatta 11 küsür düştüğü ve sonrasında yeniden bir hareketlilikle beraber en son buçukta karar kıldığı bir süre vardı. O süre içerisinde tabii ki bizler bir anda hızlı bir şekilde indirimlerin yansımasını, fiyatlara yansımasını bekledik. Mantıklı olarak da bu perakendeciler dedi ki evet doğru dolar düştü fakat biz dolar gerekçesiyle yaptığımız zamlar haklısınız, beklentiniz var ama biz yüksek dolar kuru üzerinden mal aldığımız için şimdi bu malların fiyatını indirirsek biz zarar ederiz. Dolayısıyla stoklarımızı bir tüketmeliyiz dediler. Fakat bu noktada göstermelik, maalesef ki bunu söylemek durumundayız. Birçok üründe göstermelik indirimler yapıldı ve 13,5 liraya sabitlenmiş gibi görünen dolar kuru üzerinden ciddi indirim yapılmadı. Kim ne derse desin. Bu da bize gösteriyor ki çıkan bir daha geri inmiyor. Bunu zaten biliyorduk. Bu bir kez daha gösterilmiş oldu. Dolayısıyla benim şu anda kaygım şu yönde. Dedik ya dün de konuşmuştuk. Böylesi bir ayda olması mümkün değil ama verevki olduğunu düşünelim. İşte %48 açıklanmıştı Ocak ayının enflasyonu. Ee, bu Şubat ayında diyelim ki enflasyon düştü. Yani biz Mart ayının başında enflasyon bir önceki ayın enflasyonu denildi ki işte %9 yaklaşık ortalama yüzde %40'lık bir enflasyon düşüşü oldu. Fiyatlar %40 oranında düşecek mi? Açıkçası ben böyle bir şey beklemiyorum. Çünkü bizde öyle bir şey var. Yani buraya çıktık, bir kere tüketici buna alıştı. Tüketici bunu bir kere verebiliyorsa, öyleyse bunu vermeye devam edebilir anlayışı var. Bu noktadaki yaptırımlar yeterli olmuyor demek ki. Çünkü market fiyatlarında bir değişiklik olmuyor. İndirimlerin devamı için hem piyasanın hem de kamunun atması gereken önemli adımlar var. Özellikle gıdada, ihracata kota konulması, böylece iç piyasada ürün arzının artırılması önemli. Vatandaş serbest piyasa istismar ederek anlaşmalı zam yağdıran vurgunculara da taban fiyat getirilmesini talep ediyor. Uyarılara kulak asmayarak vatandaşı mağdur edenlere ise ağır cezalar isteniyor. Omikron zirveyi gördü, yavaşladı. İstanbul ve Marmara'daki vakalarda düşüş hızlandı. Sırada Anadolu illeri var. Şubat sonunda bu illerdeki vakalarında azalması bekleniyor. İşte reklam öncesinde bahsettiğimiz konu bu. Bir diğer gazetede, şimdi hatırlamıyorum hangisinde okuduk ama ee, Sayın Fahrettin Koca'nın açıklamaları diye verilen ifadelerde önlemlerin artırılması gerektiği vurgulanıyordu. Ama şu, bu haber dedi vakaların yükseldi ve zirveyi gördükten sonra düşüşe geçtiğini önümüzdeki günlerde Anadolu'da da benzer düşüşlerin beklendiği söyleniyor. Bu bir çelişki değil mi? Diyelim ve bırakalım. HDP ile PKK aynı, ikisi de düşmanım bunu diyen şehit babası. PKK'nın Garada şehit ettiği 13 vatandaşımızın acısının yıl dönümünde ee, vatandaşımız acının yıl dönümünde anıldı. Şehit polisin babası Şeyh Muskaya, EDP, PKK aynı ikisi de düşmanım dedi. <laughs> Türk ekibi beyaz kıtada parçalanmış buz dağlarıyla mücadele eden bilim adamlarımız 21 günlük yolculuğun ardından Antarktika'daki geçici Türk üssüne ulaştı. Saha çalışmalarına başlayan ekip 14 önemli bilimsel projeye imza atacak deniliyor. Ukrayna için bir umut doğdu. Rusya-Ukrayna krizinin tarafları gerilimi düşürecek mesajlar verdi. Biden, Putin zirvesine rağmen savaş riski sürüyor. Ukrayna, bazı tavizlerimiz olabilir, NATO'ya girme hamlesinden vazgeçebiliriz, dedi. Moskova'da ABD riski azaltacak teklifler sundu, anlaşma için her zaman bir şans var açıklamasını yaptı. Evet az önce reklam arasında benim de gördüğüm haber, e, gazetede de paylaşılmış. Çocuk çetesi bu sefer cip çaldı. Neden çete deniliyor? Neden bu sefer deniliyor? Haberin haliyle bir öncesi olduğu anlaşılıyor ama hatırlar mısınız bilmiyorum. Ordu'da eee 3 kafadardı yanılmıyorsam bir araç kaçırmışlardı ve baya baya ordudan yanılmıyorsam İstanbul'a mı ne gelmişlerdi. Ehliyet yaşını geçin yani ayakları acaba pedala yetişiyor mu bunların diyebileceğiniz yaştaki çocuklar 600-700 kilometre gibi bir yol geçmişlerdi. Birkaç gün sonra çocuklara ulaşıldı ve polis şubesine götürüldü. Şimdi o çocuklar yeni bir harekete kalkışmışlar. Ordu'da çaldıkları araçla İstanbul'a gelip tutuklanan çocuklar hapisten çıktıkları gün yine bir galeriyi soydu. İki çocuk arka camdan girdikleri galeriden önce cip çaldı. Lastik patlayınca dönüp 1 milyon liralık başka aracı alarak ortadan kayboldular denilmiş. Enteresan bir durum. Yani çocuklar bir mesaj mı vermek istiyor ya da e, çocuklara verilen mesaj etkili mi olmadı? Olmamış ki caydırıcı olmamış macera aramaya devam ediyorlar. Oysa ki tehlikenin farkında değiller. Gerek aileleri gerek ilgili kurumların bu noktada daha tedbirli, daha temkinli davranacağından şüphemiz yok. Umarız benzerleri olmaz. Yani Aa, biz de yapalım falan diye. Ben ehliyetim var. E, yaklaşık 5 yıl önce ehliyet aldım. Ehliyet aldıktan sonra bir daha direksiyona geçmedim. Şu anda Birisi hani başkasının arabası belki zaten emanet düşüncesiyle cesaret edemeyiz ama Biri dese ki al bu anahtar senin araba Aha da şeyi de ruhsatı da devrinde yaptık bu araba senin Bir kuruş da buna paran da geçmedi hibe ettim sana dese Yani maddi anlamda herhangi bir külfeti olmayan o arabanın direksiyonuna geçerken bile tedirgin olurum Ehliyetim var ee, kısa bir sürüş deneyimim de var ehliyet e, esnasında sonrasında Sonrasında, hemen sonrasında da bir sessizliğe gömülmüş durumdayım. Dolayısıyla araç kullanmakta ciddi tedirgin biri olarak söylüyorum ki küçük çocukların böylesi araba kullanmaya merakı e, riskli, uygun koşullarda bu ihtiyaçları giderilebilir. Babalar ya da abiler bu çocuklara e, trafiğe kapalı alanlarda kontrollü bir şekilde araç sürdürerek belki heveslerini giderebilirler. İçlerindeki o merakı, törpüleyebilirler. Kontrollü bir şekilde bu enerjinin dışarıya çıkışını sağlayabilirler. Ama aksi takdirde böyle hadi araba çalalım, kaçıralım. Birçoklarının da mazisinde vardır belki babasının arabasını gizlice alıp sürüş deneyimi sokak arasında türlü risklere rağmen kazasız belasız böyle bir hatıra zinciri oluşturmuş olabilirler. Ama bu çocuklarınki biraz daha fazla. Yani ordudan siz araba kaçırıyorsunuz ve İstanbul'a kadar geliyorsunuz. Bugün normal şehir içi şoförleri bile şehirler arası yolculukta e, tedirgin oluyorlar ya da göze alamıyorlarken çocukların böyle bir şey yapması oldukça riskli ve dikkat edilmesi gereken bir husus. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Vatandaşı ezenin cezası ağır olacak. Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri yolculuğu öncesi KDV indirimi konusunda marketleri uyardı ters adımlar atanlara yönelik şiddetli cezai müeyyide uygulayacağız dedi. Sürmanşette ise faturaya yeni destek geliyor. Hükümet elektrikte birinci kademeyi aylık 150 kWh'den saatten 210 kWh'a yükselterek indirim sağladığı faturalar için yeni bir çalışma yapıyor. KDV indirimi temel gıdada yapılan indirim... Hmm. Bir, KDV indirimi. Temel gıdada yapılan indirimi elektrikteki %18 KDV içinde yapılabilir. O işte o çok güzel olur. Zira buradaki oran %18. Hani %1 olur mu bilmiyoruz ama %8'e bile indirilse %10'luk bir indirim. 200 lira fatura gelene %10'luk KDV indirimiyle ne yapar? E, 20 lira daha indirilmiş olur. Ancak bu şekilde hani kayda değer bir şeyler elde edilebilir. <laughs> İki devlet desteği, elektrikte de %50, doğalgazda %75 olan sübvansiyon artırılabilir. Bakın bu çok önemli. Biz maalesef bunu bilmiyoruz. Hani diyor ya işte siyasetçiler, e, hükümet yetkilileri dünya genelinde bir elektrik krizi yaşanıyor ya yani, e, enerji krizi yaşanıyor. Enerji pahalılığı dünya genelinde var. İşte Avrupa'da %200-300 oranında artışlar var. Doğalgazda %800'e varan artışlar yaşanıyor. Tabi orada mukayese başka yerlere kayıyor. İster istemez insanlar diyor ki ya tamam eyvallah ama oradaki artış %400'de olsa enflasyon %5. Bizde %48 enflasyon bir de artış bu oranda olunca diye e, yer yer haklı bir serzeniş oluyor. Niye yer yer diyoruz? Aslında ikisi birbiriyle e, paralel giden durumlar değil. Biri daha önceden düzenli ve devamlı var olan birisi ise dönemsel olarak öne çıkmış bir sıkıntı. Peki burada unuttuğumuz, gözden kaçırdığımız şey ne? De devlet, devlet sübvansiyonu. Yani bize gelen fatura neyse aslında o %75 indirimli geliyor. Peki ne oluyor indirimli geliyor da farkını devlet karşılıyor. Devlet bunu ödüyor. Bizim ödediğimiz faturayı bu belki alışık olmadığımız için hadi canım öyle şey mi olur diyoruz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu ifade etmişti. Bu çok sık dillendirilmediği için biz bunu ıskalıyoruz devlet devlet sübvansiyonu. Dolayısıyla e, elektrikte yüzde 50, doğalgazda 75 oranında hesap edin. E, normalde gelen faturanız neyse doğalgaz yüzde 75 daha fazla o aslında ama o kısmını devlet karşıladığı için bize yansımamış oluyor. Batı'da şu anda böyle değil. Batı'da o yüzden işte bu yüzde 200, 300'lü faturalar, yüzde 400'lü faturalar geliyor ve insanlar kriz yaşıyorlar. 3. Faturaya sosyal yardım. İhtiyaç sahibi ailelere verilen 103 TL fatura desteği artırılabilir. 4. Birinci kademe oranı. Günlük 7 kWh olan birinci kademe sınırı 8 kWh'a çıkarılabilir. 5. Esnafa ayrı tarife. Özellikle küçük işletmelerin faturasını düşürecek yeni paket için çalışılıyor denilmiş. Bunu gerçekten önemsiyoruz. Ben esnaf değilim. Esnaf tanıdıklarım var. Değilse bile o esnafla bir ticaretim var. Değil mi? İşte bir e, telefoncudan alışveriş yapıyorsunuz. Bir berber dükkanına gidiyorsunuz. E, bunlar küçük esnaf. Dolayısıyla e, geliri, hadi daha masumu, daha ufak gelirleri olan bir berber dükkanını ele alalım. E, şu anki durumda bir el kapısı diye tabir edilen yerde işçi olarak çalışsalar, daha az sıkıntıyla benzer fiyatları, benzer maaşları geliri elde edebilecek durumda gelirleri düşmüş durumda diyelim. Dolayısıyla elektrik enerji fiyatları çok yüksek. Hepimiz biliyoruz ki bu tip dükkanlar hani illaki doğal gazla ısınanı da vardır ama çoğu çoğu işte küçük dükkan olduğu için tesisat aksamına girilmemiş. Klimalarla ısıtılıyor. Yazın yine klimayla serinletiliyor. Dolayısıyla da elektrik sarfiyatı oldukça yüksek. İşte fön makineleri bilmem neler şunlar bunlar elektrik kullanılıyor. Makineler şarj ediliyor. Elektrikli tıraş makineleri kullanılıyor. Bunlar hep elektrik. Fiyat yüksek olunca giderleri de artıyor ve ellerinde kuş kadar bir gelir kalıyor. Umarız esnafın da bu anlamda durumu iyileştirilir. Yine pitbull vahşeti. Sultan Gazi'de şantiye çalışanlarının tasmasız gezdirdiği pitbull, esnafın köpeğine saldırdı. Esnaf pitbull'a kürekle vurarak hayvanını kurtarabildi denilmiş. Yani bu hakikaten bu bir cesaret değil. Bu artık e, yani suç sayılmalı. Pitbull yasaklı ırk köpeklerden birisi ve bu köpeklerin tasmasız gezdiriliyor olması çünkü bunlar yer yer silah olarak değerlendiriliyor bu köpekler. Siz bunu tasmasız gezdiriyorsanız emniyete açık bir silah tutmaya benziyor ve her an ateş alabilir. Dolayısıyla bu kadar gündem yaşanmış olmasına rağmen hadi bakıyorsunuz bu köpeği besliyorsunuz, sahiplik yapıyorsunuz amena. Ee, ama tasmasız, ağızlıksız gezdiriliyor olmak cesaretle ifade edilecek kadar masum değil. Dolayısıyla yaptırımı da o kadar masum olmamalı. 8 kişinin katili hain öldürüldü. Şemdinli'de 8 kişinin şehit edildiği saldırının faili PKK'lı terörist Betül Diler Mardin'de etkisiz hale getirildi. Rusya anlaşma şansımız var diyor. Rusya ABD ve NATO'ya ikinci mektubu yazdı. Dışişleri Bakanı Lavrov kritik maddelerde anlaşma şansımız var dedi. CHP-HDP planlı oyun içinde. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ altılı toplantı ve HDP ile yaşanan kriz danışıklı dövüş. Milleti kandırmaya gerek yok. Cumhur İttifakı'na karşı 6-8 parti bir arada ifadelerini kullandı. Bu haberle birlikte akşam gazetesini de tamamlıyoruz ve diriliş postasına geçiyoruz. Diriliş Postası manşetinde ya indirim ya yaptırım başlığı yer alıyor. Gıda ürünlerinde KDV'nin %8'den 1'e düşürülmesi gözleri raflara çevirdi. Vatandaşlar indirim kararı sonrası fiyatlarına %10 ila 20 oranında zam yapan bazı marketlerin evlerini etik özür diyor etiketlerini paylaşarak tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşımızı ezmeye yönelik bu tür arzu edilmeyen süreci işletenlere karşı müeyyidelerimiz ağır olacak dedi. Sıra ekonomik vesayette. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de siyaset tanzim edilerek oluşturulan vesayet döneminin bittiğini söyledi. Türkiye'nin bir tek vesayeti kaldı, o da ekonomik vesayet diyen Soylu, Türkiye o ekonomik vesayeti de ortadan kaldırabilmek için iyi hazırlandı dedi. Diğer haberlere bakıyoruz. Gübre fiyatlarındaki indirim sevindirdi. Türkiye Genel Başkanı Nihat Çelik, gübre fiyatlarındaki %30 indirimin sevindirdiğini söyledi. Çelik, indirimlerin devamını bekliyoruz diye ekledi. Vali tebdili kıyafet hastanede. 90'lı yıllarda belki örneklerini görüyorduk. E, merhum Recep Yazıcı'nın da e, ondan da hatırladığımız gibi. Bu tablolar eskide kaldı. Tabi şimdi tebdili kıyafet yapmak da çok mümkün değil. Çünkü sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla beraber iletişim kanalları arttı. Herkes herkesi tanıyabiliyor artık. Dolayısıyla bu anlamda kimlik gizlemek biraz daha zorlaştı. Ama usul olarak aranan uzun zamandır görmediğimiz bir tavır sergilenmiş. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, tebdili kıyafetli Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde denetim yaptı. Hastanedeki işleyişi izleyen Vali Aydoğdu, daha sonra yetkililere eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi. Pakistan Başbakanı Han terörü ABD azdırdı. CNN'e konuşan Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD'nin Afganistan'da teröre karşı yürüttüğü sözde savaşın daha çok terörist doğurduğunu söyledi. Şaşırtmadı bizi. Ve bir diğer başlıksa işgalci provokatör denilmiş. İsrail, e, İsrail'i aşırı sağcı milletvekili İtamar Ben-Givir'in işgal altındaki Kudüs'ün Şehcerah Mahallesi'nde fanatik yerleşimcilere çadır kurarak yaptığı kışkırtma eylemi gerilimi tırmandırdı. Ben-Givir'in çadır kurduğu yerin yakınında eyleme destek vermeye gelen çok sayıda Yahudi yerleşimci toplandı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi Başkan Yardımcısı Aryeh King'in de aralarında yer aldığı Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı. 11 Filistinli'nin yaralandığı olaylarda 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Milletvekili olmaları, belediye başkanı olmaları, doktor, mühendis vesaire olmaları işgalci oldukları gerçeğini değiştirmiyor. Artı bunun yanı sıra bir de işte Müslüman nefreti, Filistinli nefretleri de var. Bu kimlik onları çok marjinal yapmıyor, onları eliti yapmıyor istedikleri kadar modern olsunlar, işte Twitter kullanıyor olsunlar, Instagram'da poz veriyor olsunlar, dünya barışı vesaire mesajlarını paylaşsınlar. İçten içe ve çoğunlukla da dışa vurumlarıyla birlikte Filistin öfkesi ve Müslüman nefretlerine sahipler. Bunu da her fırsatta ortaya koyuyorlar. Öyle gizli gizli değil. Birilerini ürkütme endişeleri yok. Alenen bunu bir dava haline, bir yaşam şekli haline getirmişler. Bugün güçleri Filistinlilere yetiyor, Filistin'de bunu yapıyorlar. Yarın gücü yettiği kadarıyla gücün ismetinde tüm dünya Müslümanlarına da aynı zulmü uygulamaktan geri durmayacaklar diyebiliriz. Batı Şeria'ya yıkım baskını İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın El Sile, El Harisiye köyüne askeri buldozerlerle baskın düzenledi. İsrail ordusu El Halil'de de bir çiftlik evini yıkarken Yahudi işgalciler ise Salfet şehrindeki Filistinlilere ait 5 çiftlik evine zarar verdi. Polis, asker size barikat oluyor. Siz de arkadan her türlü işi yapıyorsunuz. Hukuki noktada da bir karşılığı yok bunun. Çünkü İsrail mahkemeleri Filistinlilere karşı herhangi bir İsrailliği yargılamıyor, suçlu bulmuyor. Çünkü bu dediğimiz gibi doğal bir hak olarak görülüyor bir Filistinli'nin evini gasp etmeye kalktığınız zaman siz zaten yerleşimcisiniz. Oranın doğal e, sakinisiniz. Çünkü Arzu Mevut ileri sürülüyor. Burası bizim vaat edilmiş toprağımız. Onlara göre işgalci olanlar İsra, e, Filistinliler dolayısıyla tabi haklarını talep ediyor, görünüyorlar. Böyle acı bir tablo var. Bu haberle birlikte Diriliş Postası'nı da tamamlıyor. Milat Gazetesi'ne geçiyoruz. Sıra marketlerde denilmiş. Devletin temel gıda ürünlerinde KDV %8'den %1'e indirme kararı etiketlere yansımaya başladığı ekipler denetimleri hızlandırırken indirim yapmayanlara ağır cezalar gelecek. Ek indirimler yapacağız denilmiş. Bu önemli İstanbul Perakendeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere Başkan Erdoğan'ın elini taşın altına koyarak önemli bir karara imza attığını belirterek, biz perakendecilerde elimizi taşın altına koyacağız, bazı marketler ek indirimler yapıyor diye konuştu. KDV daha da sadeleşecek. Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kefek Başkanı, AK Partili AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, KDV sistemini sadeleştirme programı kapsamında bazı gıdalarda toptan ve perakende de uygulanan farklı KDV oranlarını da kaldırarak uygulamada kolaylık sağlamayı amaçlıyoruz ifadesini kullandı. Komandolar dağlarda Suriye'nin Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan teröristlere ağır darbe indirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kahraman komandolarımız saldırı hazırlığında olan 4 PKK-YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi denildi. Öte yandan bir diğer başlığımızdaysa laf çok proje yok denilmiş. Bir araya gelen 6 muhalefet partisi lideriyle dışarıdaki eklemlenmiş HDP'nin Memleketin temel meselelerine çözüm getirecek bir program ortaya koyabilmeleri mümkün görünmüyor. Bu iktidarı devirmek için bir yol haritaları var ama memleketin hangi meselesini nasıl çözecekler proje yok. Tıpkı bütün motivasyonları Abdülhamit Han'ı devirmek olan iddiaçıların durumu gibi. Bu oluşum sadece HDP'ye yarar, ülkede diğerleri de kaybeder denilmiş gazetede. Ayrıntılar yine ikinci sayfada denilmiş. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 6 Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın ikinci toplantısının 28 Şubat'ta planlanmasına ilişkin 28 Şubat demokrasinin katledildiği bir zaman dilimidir. 28 Şubat'ta bir toplantı düzenleyecek olmaları çok manidardır diye konuştu. Ve son başlığımız Milat Gazetesi'nden OGS kalkıyor şeklinde. Karayolları Genel Müdürlüğü 31 Mart'tan itibaren otomatik geçiş sisteminin kaldırılarak otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin sadece hızlı geçiş sistemi yani HGS üzerinden tahsil edileceğini duyurdu. OGS cihazını cihazının götürene cihazını götürene bankalar ücretsiz HGS etiketi verecek denilmiş. Evet 31 Mart'tan itibaren deniliyor. 31 Mart'a kadar da bu değişimleri yapabilirsiniz. Araç sahiplerine de duyurmuş olalım. Aman ha siz siz olun ee, daha zaman var deyip ertelemeyin. Muhtemelen ben bu konuda aracım olsaydı benzer bir tavrı ortaya koyabilirdim. Ve sonunda da sıkıntı yaşayabilirdik. O yüzden e, şimdilik söylenen tarih bu olduğu için de dikkatli olalım. Tedbirli olalım. Vakitlice işimizi yapalım. Ve kazasız belasız yolculuklar dileyelim. Bu haberle birlikte... Gazete e, turumuzu turumuzda tamamlamış olduk e, ve haber merkezimizce hazırlanan haberleri şimdi sizlere sunalım, takdim edelim. Bir kalan vakitlerimizde seçim barajını düşürecek siyasi partiler kanununda sona gelindi. Ak Parti ve MHP teklif üzerinde çalışmasını tamamladı. Teklifin bu ay içinde meclise sunulması bekleniyor. Seçim barajı düşecek, milletvekili transferleri önlenecek. AK Parti ve MHP'nin üzerinde çalıştığı seçim kanunu ve siyasi partiler teklifinin hazırlıkları sürüyor. İki parti teklif üzerinde çalışmasını tamamladı. Düzenlemenin bu ay içerisinde meclise sevk edilmesi planlanıyor. Teklif 15 maddeden oluşacak. Düzenleme ile seçim barajı %10'dan %7'ye çekilecek. Milletvekillerinin seçim sonrası başka bir partiye geçişinin önü kapatılacak. Bir ilde örgütlenmesi tamamlanan partiler seçime katılabilecek. Nispi teslim sistemi devam edecek. Olar ortak bir zeminde buluşturuldu. Bu güzel bir adımdır. Mecliste grup kuran partilerin seçime girme hakkı kazanmasına yönelik uygulamaya son verilecek. Bu yolla partilerin grup kurmak için milletvekili transfer etmelerinin önüne geçilecek. Artık bir asrını geride bırakan... Partilere hazine yardımı seçimde %3 oy alma koşuluyla devam edecek seçim kanunlarında yapılan değişiklikler bir yıldan önce gerçekleşecek seçimde uygulanamıyor. Bu nedenle düzenlemenin Haziran ayından önce yasalaşması gerekiyor. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar üniversite sınavında barajın kaldırılmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Barajın kalkmasıyla rekabetin artacağını savundu Özvar sınavda herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Böyle bir uygulama, puanların düşmesi, öğrencilerin e, hatta hiç soru yapmadan programlara girmesi anlamına asla gelmemektedir. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, üniversite sınavlarında baraj puanının kaldırılmasına gelen eleştirilere cevap verdi. Uygulamanın, bu düzenlemenin aslında arkasında yatan temel sebep temel espri daha fazla adayın tercih yapabilme hakkına kavuşmasıdır. Özvar, barajın kaldırılmasının öğrenciler arasında rekabet oluşturacağını söyledi. Bu sistem peki ne getirecek? Bu sistem, çok değerli konuklar, bu sistem aslında tercih yapabilen öğrenciler arasında rekabeti getirecek. Yani bu sistemle, bu uygulamayla kalitenin düşeceğini, liyakatın azalacağını söylemek Doğrusu çok e, haklı e, ve makul bir eleştiri olarak görünmemektedir. En yüksek puanı alabilen öğrenciler ancak e, programlara yerleşebilecektir. Puanlara tutmayanın programlara yerleşebilme veya kayıt e, yapma hakkı olmayacaktır. YÖK başkanı Özvar değişikliğin öğrencileri etkilemeyeceğini belirterek sınav aynı sınav dedi. Elon Musk'ın tepki çeken Neuralink projesinde gerçekleştirilen testler kapsamında beynine çip takılan 23 maymundan 15'inin öldüğü ortaya çıktı. Maymunların ölümü sonrasında projeye yönelik tepkiler yeniden alevlendi. ADHD İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlarla bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefiyle yola çıkan Elon Musk'ın Neuralink projesi 2020 yılında hayvanlar üzerinde denenmişti. It's a device that includes all... O deneyden iyi haberler gelmedi. Deneyde kullanılan 15 maymunun öldüğü ortaya çıktı. Flee. You can see that the fur on his head. Hayvan hakları savunucusu sorumlu tıp merkezleri komitesinde çalışan Jeremy Beckham, beynine implant takılan hemen her maymunun acı çekerek öldüğünü söyledi. Neurilink için hayvanların bile bile sakat bırakıldığını söyleyen Beckham, bu hayvanların çeşitli enfeksiyonlara ve beyin kanamalarına maruz kaldıklarını ve en sonunda öldüklerini belirtti. Using these data, Neuralink cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmasa da son zamanlarda bu tip iddiaların çoğalması projenin geleceğini de tehlikeye attı. Neuralink yavaş yavaş çipleri insanlar üzerinde denemek için çalışmalara başladı. Şirket şimdilerde teknolojiyi insanlarda test edecek bir klinik deneme direktörü arıyor. Elon Musk gıda ve ilaç dairesinin şirkete onay vermesi halinde insan deneylerinin 2022'de başlamasını umduğunu açıklamıştı. <laughs> Elon Musk eğer gelecekte implantları beynin daha derinine indirmeyi başarırlarsa, körlük ve depresyon gibi hastalıkların Neuralink'le tedavi edilebileceğini iddia ediyor. In this a the... Ünlü milyarder ayrıca söz konusu teknoloji sayesinde 5 yıl gibi kısa bir süre içinde insanların konuşmaya ve dil bilmeye ihtiyacı olmayacağını açıklamıştı. Eren operasyonları sürüyor. Her geçen gün bir yenisi daha başlatılıyor. Eren operasyonlarıyla bölge karış karış didik didik aranıyor. Teröristleri adım atacak alan bırakılmıyor. Iğdır'da terör örgütü mensuplarına yönelik komando ve polis özel harekat timlerinin katılımıyla başlatılan Iğdır Ağrı Dağı Eren Kış 9 operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi. Iğdır'da terör örgütü mensuplarına yönelik komando ve polis özel harekat timlerinin katılımıyla başlatılan Iğdır Ağrı Dağı Eren Kış 9 operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir süre önce ara bul yok et sloganıyla başlatılan operasyon çerçevesinde kentin Karakoyunlu ilçesine bağlı yazlık kırsalında terör örgütü PKK-KCK'nın faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışma yürütülüyor. Jandarma Komando, Jandarma Arama Kurtarma ve Pöh Timlerinin katıldığı operasyon kapsamında Ağrı Dağı eteklerinde arama yapıldı. Aramada bir keskin nişancı tüfeği, keskin nişancı dürbünü ve şarjörü ele geçirildi. Ayrıca jak unsurlarınca yöredeki Karasu Nehri kıyılarındaki göletlerde gerçekleştirilen aramalarında teröristlerce su altına saklanan 145 adet 12.7 milimetre çapında uçaksavar mühimmatı ve bir uçaksavar parçası bulundu. Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesindeki terör suçları Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kayıt altına alındı. Timlerin bölgede terör örgütüne yönelik operasyonu devam ediyor. Son haberimizi paylaşıyoruz şimdi de vakit iyilik vakti diyoruz ve iyiliğe ne diyelim hani yelken açıyoruz diyeceğiz ama bir deniz seferi değil bu bir e, demir yolu e, seferi dolayısıyla iyilik için Tren yola çıktı diyebiliriz. Afat'ın koordinasyonunda aralarında Hayder'in de bulunduğu 16 yardım kuruluşunun desteğiyle iyilik treni Afganistan için yola çıktı. 45 konteynerden oluşan yardım malzemeleri taşıyan iyilik treni Ankara Garı'ndan uğurlandı. Türkiye'den Afganistan'a gidecek ikinci iyilik treni yola çıktı. AFAD'dan yapılan açıklamada tarihin her döneminde ve her koşulda mazlumlara yardım elini uzatan Türkiye'nin Afganistan halkının yanında olmaya devam ettiği belirtildi. AFAD koordinasyonunda Hoca Ahmet Yesevi Derneği ile birlikte 16 sivil toplum kuruluşunun da desteğiyle temin edilen yardım malzemelerini taşıyan ve 45 konteynerden oluşan iyilik treni bu sabah saat 10'da tarihi Ankara Garı 1. Peron'dan törenle uğurlandı. Törende yapılan açıklamada sivil toplum kuruluşlarına teşekkür edildi. 920 ton gıda, giyim, battaniye, sağlık ve hijyen ürünleri Afganistan halkına ulaştırılacak. Ayrıca Haydar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya yaptığı açıklamada Afganistan'a yardımların devam edeceğini söyledi. İyi insanlar, iyi ki varlar, iyilik yeryüzünde daim olsun diyelim ve bu haberle birlikte programımıza noktayı koyalım. Vakit ayırdığınız, bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeni Gün Başlıyor programı sona erdi. Yarın yeniden aynı saatte görüşünceydik. İyilikle kalın, Allah'a emanet olun.